Tüccarlardan almış olduğum sedir ağacını baltalarla yararak, sonra da keserle çinterek hammadde haline getiriyorum. Onu az sonra göstereceğim kazanı var ile koyacağım. Orada da katranını çıkaracağım. Siyah bir katran çıkacak. Bunu da davarcılar, arıcılar alıyor. Talep var. Aynen. Mis gibi katran diyor. Yukarı. Şimdi. Kendi yapmış olduğum bir icat. Bu yapmış olduğum katran bu şekilde kömür haline geliyor. Bu da mangal kömürü olarak değerlenebiliyor. Üst seferde yakmış olduğum katranın posası bu hale geldi. Bu şimdi mangal kömürü olacak. Bu yine değerleniyor. Hiçbir şeyi zayi olmuyor. Bu varili özel yaptırdım. Varilin içerisine varil koyuyorum. Altı delik bunun. Buradan yaktığımız zaman buradan akan deliklerden iniyor, borularla dışarıya çıkıyor. Kazanın içine çıkardığımız, boşalttığımız kazanın içerisine yenisini dolduruyoruz. Aynı şekilde aynı sistemi yapacağız. Ya şimdi deneme yanılmayla hepsi buluyor. Şimdi yaktık. Katran 2-3 saat sonra çıkmaya başlar. Bunu 2-3 defa tekrarlıyoruz. Toplam 5-6 saatte katran oluşuyor. Sonra tekrar yakıyoruz. 2 sefer, 3 sefer yakmayla dinlendire dinlendire yakıp çıkartıyoruz.
kendi yapmış olduğum varilin içerisine bu sedir yağını, sediri koydum. 2-3 saat kaynadı. Bu katran elde ettim. Bunları keçilerin, koyunların, sığırların ağzında eski yarası olunca onlara sürüyorlar. Çok faydalı bir şeydir. İnsanlar da kullanabilir, hayvanlara da verilebilir. Torosların tepesinden 1500 rakamlı tepelerden getiriliyor. Değerli, bu torosların her bitkisi değerli. Bu sedir de değerlidir. Kilosunu 150 liraya veriyoruz. Gördüğünüz gibi rengi de simsiyahtır. Oldukça zahmetli. Bu zahmete katlanıyoruz. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Kendim bunu tamamen doğal yöntemlerle üretiyorum.